Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sayın arkadaşlar. Dora Gezgini kanalına hoş geldiniz. Yine bugün doğa gezisindeyiz. Bakın şöyle size doğayı bir gezdireyim. Ne kadar yüksek, kaç rakıma çıkmışız arkadaşlar. Buranın kaç rakım olduğunu bilmiyorum şu an ama aşağılara bakarsanız herhalde bir 2000, 2300, 2500 rakımlarına. Bakın hemen şu parmağımın ucunda gördüğünüz köy Gökçevağ köyü. Az ilerisinde çiftlikler var işte. Hemen şu karşıda gördüğünüz minaresi gözüküyor. Karacören olması lazım bildiğim kadarıyla. Onun tam biraz çaprazlama az ilerisinde Çanıllı Barajı var arkadaşlar. Karşı ormanla buranın ortasında birleşen işte 5 veya 8 kilometre falan ileride Çanıllı Barajı buradan ucu gözüküyor arkadaşlar. Bugün hava hem güneşli hem puslu. Doğa harika. Rüzgar çok hafif hafif böyle esiyor. İyi ki esiyor. Yoksa bayağı yayan yürüdük. Terleyeceğiz neredeyse. Terledik ama serinletiyor arkadaşlar. Yani şuralarda dikkatimi çekti. Bilmiyorum o taşları niye duvar gibi böyle alan alan örmüşler. Karşı ileriki de bir yapıda dikkat çekici. Bakın şurada bir ağaç var arkadaşlar. Bu arada kekik yağı yapmak için yine kekik toplamaya geldik. Tertemiz doğa, ilaçsız, hormonsuz. Onun için burayıları tercih ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Araba egzozu yok, duman yok. Ne bileyim. Kekik yağının da yaparken size faydalarını anlatacağım arkadaşlar. Bu ayrı bir video olacak galiba. Biraz uzun tutacağım. Şu ağaçtaki ökse otu dikkatimi çekti. Bakın. Alıcı ağacının üzerine arkadaşlar sanki parazit gibi yapışmış. Görüyor musunuz? Arkadaşlar kuşlar bunun beyaz beyaz tohumlar olur. Eylül Ekim'e doğru. O tohumlarında kuşlar yer, başka bir ağacın üzerine gider, orada konar. İşte ne bileyim kakasıyla veya işte ağzındaki düşürdükleri tohumlar böyle ağaca parazit gibi yapışır arkadaşlar. Bu ökse otu o kadar çok faydalı ki tam bir şifa deposu, aynı kekik gibi. Bu alışlar da arkadaşlar daha yeni yeni çiçek açma tomurcuklanıyor. Ama açmadılar. İnşallah bunun da faydalarından sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, inmesi bir dert, çıkması bir dert derler. Madem çıktık bu kadar yükseğe, şu oluşumları çok merak ediyorum. O yana doğru insem mi, inmesem? Oralarda da kekik yok fazla arkadaşlar. Yani bir genel bir yerleşim bölgesine benziyor sanki. Özellikle toprağı kazmışlar, taşları doldurmuşlar. Alan alan, bölüm bölüm yerlerde bayağı dikkat çekici. Bakın arkadaşlar, tam şu parmağımın olduğu kısımda yuvarlak yuvarlak sanki çobanlar da yapmış olabilir mi bilmiyorum. Böyle hani ahıl biçimi hayvanları, koyunları otlatmak için
yapmış olabilirler mi bilmiyorum. Ama ilgi çekici, dikkat çekici. Torbalarım yukarıda kaldı arkadaşlar. Kekik topladığım torba. Oyna doğru çıkalım. Alıcı ağacı dikkatimi çekti. Üzerindeki öksü otu. Onun için indim. Ben de dedim size Çanıllı Barajı'nın ucu gözüküyor. Onları dedim çekeyim. Bir doğa resmi. Bakın arkadaşlar. Harika ya. Harika. Arkadaşlar bunlardan size inşallah kekik yağı nasıl yapılır onu anlatacağım. Bakın. Farklı farklı arkadaşlar. Pembe, beyaz, çeşit çeşit Allahu Teala 60 çeşit kekik var arkadaşlar. Bakın. Bunların her renginden aldım arkadaşlar. Alacağım. İnşallah kekik yağı yapacağım ve faydalarından size bahsedeceğim. Kekiğin kendisini zaten çektim. Bakın arkadaşlar. Yine bir ne kadar kekik var ay maşallah. Yaradına kurban olun. Yine bakın arkadaşlar. Ya derim ki hani ormancılar taşları buraya yığdı ama ya özellikle kazmışlar ve taşları doldurmuşlar. Böyle çukurda taşlar. Bilemiyorum. Defineci arkadaşlar bunlara nasıl bir yorum yapar? Maşallah ne kekikler var arkadaşlar. Bakın şöyle ormanın bu yüzünü de göstereyim arkadaşlar size. Güzel bir doğa. Bakın arkadaşlar. Çukur yere dikkat edin. Kazılmış ve taşları oraya doldurmuşlar arkadaşlar özellikle. Ve şu çeşitli kekiklerden de gelmiş diye alayım. Pembelerden. Rahmetli çiğniyoruz mu bilmiyorum ama var. Mezar mıdır değil midir bilmiyorum tabii ki. Şu yüzü de size gezdireyim arkadaşlar. Fazla da vaktinizi almayayım. Videom uzun olmasın. Bunlar temizlenecek, yıkanacak arkadaşlar. Kekik yağı yaparken inşallah görüşeceğiz. Abi bu arada benim meslek taş olduğu için arkadaşlar gördüğüm taşları da almadan duramıyorum. Yine bir opal parçası arkadaşlar. Çamurdan dolayı pek suda yok, yıkayamadım ama harika. Şu topala benziyor biraz ama yıkayınca da net göreceğiz arkadaşlar. Bakın bu böyle bir ayrı bir şahane opal arkadaşlar. Şurada başka var mı bakayım. Kuvars'a benziyor arkadaşlar ama kuvars değil. Kuvars değil, bu da bir opal. Bakın. Yıkanca daha net göreceğim.
Ayva palmi, sütok palmi. Bakın arkadaşlar ne güzel kuşlar eşlik ediyor. Mükemmel kekikler var. Bakın şu karşıda. Görebiliyor musunuz bilmem. Hemen az ileride küçük bir gölet var arkadaşlar. Ve şu üç tepe, bakın bir, ortasındaki iki ve şu üç. Arkadaşlar herhalde bir 2800, 3000, 3200 rakımları var zannedersem o tepeler. İnşallah bir gün de oraya çıkarız. Nasip olur da oradan bir video çekerim, nasip olursa inşallah. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Saygıyla, sevgiyle kalın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Sağ olun. Var olun.